Siz ne yaşadınız bu? Yani bu süreyi bir insan taşıyabileceği bir şey değil. E, Şu ben sürekli zaten, böyle hani e, ya gölgeniz olsa gölgenizden ben, korkarsınız. Ben sürekli arkamı kovala, arkamı koruyarak yürümekten yoruldum. İş çıkışım iş çıkışım ev evi yakın benim iş yerime. Sürekli sağımı solumu korumaktan, oğlumu korumaktan yoruldum. Ben artık ilaç kullanıyorum. Şu an zaten ilaçlarla ayaktayım. Güçlü Hı -hı. olmak zorundayım. Hı -hı siz de bu süre içerisinde yani bunu atlatabilmek kolay değil. Gerçek yardım alıyorsanız. ya yani Bu çok akıllıca da bir hareket. Tabii, tabii güçlü olman Bu süre içerisinde e, destek alıyorsunuz güçlü olmak için evet. çocuğunuza kavuşmak evet. için. Evet. Çocuğun size karşı hep dolduruyor çok muydu? Çok dolduruyor. Çok aşırı derecede dolduruyor. Küfürler. Yani onun şu an tek istediği beni kötü bir anne görsün varol. Desin ki e, ben şunu diyeyim. Ay ben Volkan'dan boşandım da bak çocuğum mahvoldu telef oldu. Ama bir tek boşanan biz değiliz ki. Yani çok psikolojisi düzgün, çok iyi yerlere gelmiş, boşanan anne babalar var. Peki mesela siz şu anda deseniz ki, Volkan ben sana dönüyorum. O zaman dünyanın en iyi annesi mi tabii, olacaksınız? Tabii, tabii. Tabii bu kadar şey yaşanmış ya, ben dönüyorum desem kabul eder. Ama... ...ne analığın kalıyor. Bir ton hakaret, hem ailem hem ben. Ama hadi gel barışın desem tamam der. Böyle bir zihniyette bir adam. Çok kıskanır mıydı sizi? <laughs> yani önceden de kıskançtı ama yani şu an gerçekten... Öyle hastalıklı vardır ya Yok var. evet. Kullandığı şeylerden dolayı artık beyni de bitmiş. Onun gerçekten tedavi ihtiyacı var. Ya hapse girecek ya tedavi olacak. Yoksa bunun... Artık gerçekten bu savaşı yani oğlumu kazanmak için her şeyi de yapacağım. Aslında kanun koyucuya buradan da seslenmek istiyorum. Bir an önce hı hı. bu e, aile mahkemelerindeki boşanma davaların eğer bir ceza do dosyasıyla ilişkisi varsa, e, boşanma sürecinde eğer bir çocuk kaçırma eylemi varsa en kısa sürede bitirilmesi lazım. Kadın cinayetlerinin altında aynen. yatan temel olgu da aslında bu boşanmanın böyle 5 yıl, 6 yıla sarkması. Evet. Siz hayatınıza devam edeceksiniz. Olan varol olacak. olacak. Varol aynen şu anda... Eğitim hakkı elinden alınmış. Sağlık sorunları. Bir uzmanın raporu var. Dosyanın içerisinde kaygı bozukluğu yaşayan bir çocuk bu boşanma sürecinde. Anneye uygulanan defaten uzaklaştırma kararı var. Ve sizden ricam, bakın kadınlar için önemli bir e, hafta aslında. Israrlı takip, eşinizin size yöneldiği 5 yıl içerisinde yaptığı şeyler artık suç olarak ısrarlı takip Türk Ceza kanununda. Evet. Ayrıyetler onun içinde. Bugün az önce beni hı. aradı dediniz. Hı hı. Katalog suçlar kapsamında alındı. Kadına yönelen şiddetin önlenmesi için ağır cezalar geldi ve katalog suç da şu demek: Artık kadına yönelen bir ısrarlı takip, e, yaralama e, eylemleri halinde tutuklama nedeninin var olduğu kabul edilecek ve bu kişiler tutuklanacak. Bunun yapabilmeniz için de hemen gidin şikayetinizde. Bu arada olacak yani olacak? aslında yani yakalansa ve bulunsa. Yani hem hapis cezası var hem elektronik kelepçe var ama tüm bunların içerisinde bir de çocuğu kaçırma suçunu işliyor. Şimdi ve hem babaya ulaşılamıyor şu anda da hem çocuğa ulaşılamıyor. İhbarcıların vereceği şey medyo... çok önemli aslında. Evet, hem yani, anne için lütfen hem bir ihbarla, çocuğun sağlığı ve eğitim e, hakkı için. Şöyle yani ekran başındaki seyircilerimiz siz Sinop'ta olduğunu söylüyorsunuz Hı. ama yani herkes gözünü açsın. Lütfen bu konuda duyarlılığınızı bekliyoruz. Sinop'ta olduğunu söylüyorlar. Lütfen varoğlu ve volkan kıvılcımı gören, tanıyan, bilenler bazen emniyete ihbar vermekte de korkuyorsunuz. Bize isminiz gizli kalacak bir şekilde ihbarcı olabilirsiniz. Tüm bilgileriniz bende gizli kalacaktır. Hiçbir kurumla paylaşılmayacaktır. Ama sizin ihbarınızı ben emniyetle paylaşacağım. Mühim olan çocuğu anneye bir an önce kavuşturabilmek ve bu sürecin bitmesini sağlamaktır. Yani dileyenler ya ben hiç karışmayayım, ismim, cismim gizli kalsın diyenler lütfen WhatsApp ihbar hattından bize ulaşın. Ama diğer seyircilerimiz ya hiçbir şeyden de ben hemen ihbarcı olurum diyorsanız bulunduğunuz yerde emniyette ihbarda bulunabilirsiniz. Şimdi mesela sosyal medyada eşinizin bir e sayfası var. Sosyal medya kullanıcısı. Orada e bu fotoğraf çocuğunuza ait fotoğraf değil evet. mi? Siz daha iyi biliyorsunuz paylaşımı var. ...oradan ee, orada okumam çok zor oluyor da benden canımı alan herkes benden pardon Okuyayım vallahi mi? okuyorum. Siz okuyun lütfen. Benden canımı alan herkes akıllansın. Hepinizin canını alacağım. Susuz, soluksuz kalacaksınız. Bana yaşattığınız gibi ölümü yudum yudum tadacaksınız. Ki bu hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Hiçbir Daha şey değil. neler var. Oo, yani sürekli e, ölüm sahte hesaplar kullanıyorum tabii, bu arada. Tabii tabii. Ya ben okurken utanıyorum. Benim kardeşime, anneme, resimlerinin üzerine bana ya sürekli hakaretler, sürekli aşağılayıcı şeyler. Bunlardan dolayı zaten suçturucusunuz var, ceza dosyamız var. E beni darp etti, bıçakla yaraladı ama bunu da illa o yapmamış zaten onu söylüyor. O yapmamış, Volkan yapmamış. Kim yapmış? Yeğenim yapmış. Hı hı. Ee, benim erkek arkadaşlarım varmış. O yapmış. Hı hı. Ondan sonra eve kamera koydurduk evimizin üstüne. Hı hı. Çünkü bu sürekli evet, tatip ediyor. Evet arasında var. Ve ondan da suç duyurusunda bulunmuş. Ee, gizliliği ihlalden ben evime kamera takmışım. Hı hı. Görme gününde babası geliyormuş. O kameralardan biz onu izliyormuşuz diye savcılar suç duyurusunda bulunuyor. Peki ben sizin evinize kamera taktım. 7/24 gözüm üstünüzde. Ha, evet. Sizi takip ediyorum diyor mu? Tabii tabii öyle bir mesajı da var. Öyle bir mesajı da var. Bir evet yani biz artık pronoyak var. olduk. Varol'un kıyafetlerini falan bakıyoruz. Acaba ses kaydı mı var, kamera mı var, gerçekten bir şey var Siz mı? Siz şu an kimle yaşıyorsunuz? Ailemle yaşıyorum. Ailenize. Yani şunu yaşıyor musunuz ve evdeyken? Ya bu Volkan gerçekten bu eve bir kamera taktırmıştır. Bizi tabii. takip ediyordu. Evet. Buna inanıyor musunuz? Tabii oğlumun montlarına kadar baktık. Kıyafetlerinin kenarlarına falan bakıyoruz. Artık pronayak olduk. Yani biz sürekli bu psikolojik şiddette oluyoruz. Ee, bu arada yani babanıza şiddet uyguladığını söylemişsiniz. Evet. Ee, sürekli evi gözetliyorum. Gözünüz sürekli e, diyor. Sürekli kapımızda ee, sürekli. hatta yurt dışına kaçtığını iddia etmiş bir mesajında size. <laughs> evet evet. Şu an zaten yurt dışına çıkacağını da kaçırmaya çalıştığını da biliyorum. Ee, para toplamaya çalışıyor, para almaya çalışıyor. Ailesi para olarak da yardım ediyor zaten. Ama bu şöyle bir ifadesi var. Ben mesajlarda gördüm sizin hani savcılığa sunduğunuz ifadede biliyorsun ki insan kaçakçılığı yapan ee, çok arkadaşım var. Onlar bana yardım ederler. Ben yurt dışına gidiyorum. Gideceğim. Evet. Ee, yurt gidecek. dışındayım. Başka bir yerdeyim diye size söylüyor. Ee, çocuğu anneye karşı yabancı yabancılaştırıyor ama e, bence e, o kadar ağır bir süreç ki düşünsenize sosyal medyada sürekli fotoğraflarınız yayınlanıyor. Hatta bir tane görselde e, sizinle ilgili bir para koymuş oraya. Para? Bir bedel. Evet evet. Evet. Burcu hanımın üzerine bir bedel koymuş. Hani bu bedeli ödeyen birlikte olabilir şeklinde bir ifade de var. Yani hani dediğim bunu kolay kolay söylemem. ...miden ee, midem bulandı. Bakın midem bulandı. Bir insan çocuğunun annesine hayat arkadaşıydı boşandı bunları yapamaz. Bunu yapabilmek için gerçekten cani ruhlu olmanız yani akıl sağlığınızı yitirmeniz lazım. Şu an bence de yok zaten onun gerçekten yani, tedavi Yani Yok bu benim lazım. kişisel benim bu kişisel görüşüm oldu. Yani bunu yapan birinin hani normal düşünmemesi gerekiyor. Çünkü hayat boyu sen hani bu çocukla boşa, şey adamla boşandın. Okula giderken başarısında, üzüntüsünde, hastalığında, sağlığında yine yaşam sizi bir şekilde bu adamla dip dibe getirecek. Değilir. Yani beraber onun acısında da ağlayacaksınız, sevincinde de güleceksiniz, mutluluğunu da paylaşacaksınız. Hayat böyle. Evet, Esra yeniden Molda kaç yaşam söyledim. kurarsanız kurun ama bu çocuk için yapın siz böyle alayım. Bu çocuk için yapılması gereken en önemli şey babanın bir an önce çocuğu anneye teslim etmesi, sağlıklı bir ayrılık süreci yaşamaları için e, ee, yani yaşamaları gerekiyor. Volkan Kıvılcım'ı gören tanıyan bilenler ihbarda bulunsunlar. Lütfen. Varol Kıvılcım'ı ihbarda e, görenler ihbarda bulunsunlar. Son sözünüzü alacağım sonra sizi uğurlayacağım. Buradan bir çağrınız var mı Volkan Kıvılcım'a? Volkan sana sesleniyorum. Bir an önce lütfen oğlumu bana getir. O çocuk mahvoldu elinde. Sürgün hayatı yaşıyor. Lütfen bana oğlumu ver artık. Teşekkür ediyoruz. İnşallah Burcu'yu buradan mutlu bir şekilde ee, Gönderilir sevgili seyirciler evladına kavuşur.